Ne oluyor ya? Şunlar eşlerini bulamadıklarım. Yüzle beslendiğim için beynim durdu. Şurada iki tane fıstık ezmesi var, alakasız. Neler aldığını son olarak göstermek istiyorum. Gerçekten mi ya? Düşünüyordum ha. Acayip. Bedava. Bende de olmak zorunda. Herkeste var. Bunu yolladıklarına şaşırıyorum. Ne oldu? Şaşırdın. Arkadaşlar. Daha gözümde damlacık falan veren. Duştan yeni çıktım. Bakın bu her taraf. O kadar saldım ki kendimi. Size anlatamam. Cildim şey gibi oldu, gergedan derisi gibi oldu yani. Kapkalın, pürüzsüz değil, böyle ayın kraterleri gibi. Yani çok acil cilt bakımı yapmam lazım, çok acil. Ve bunu artık rutine oturtmam lazım. Ojelerime bakın. Ne oluyor ya? Saat gerçekten şu an akşama doğru geliyor. Saat 4 falan diyebilirim yani. Dışarısı şu anda şöyle. Yerler ıslak, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Koltukta birkaç saat geçirdikten sonra ayağa kalkınca, tuvalete gitmek için ayağa kalktım. Kafam çalışmaya başladı. Cipsle beslendiğim için beynim durdu. Odamdaki birazcık kalabalığı toplayacağım. Telefonumun da şarjını bitirmişim. Şimdi telefonu şarja takacağım. Ben buraları toplayayım. Siz de beni izleyin. Bu kadar. Artık öğrendiniz, biliyorsunuz. Bir Pınar Su işe başlamadan önce ne yapar? Saçını başını toplar. Neyse, biz devam edelim. Düşüyordum ha. Kullandığım iki tane kolyemi göstereyim size. Çok kullanıyorum bunları. Görüyorsanız şu altın rengi olması gerekirken bu renk olmuş. Birazcık kararmış. Bunu şöyle temizliyoruz. Bir tane diş fırçası kullanmadığınız. Ben tatil boyu bir diş fırçası bulunduruyorum daima. Beyaz bir diş macunu kullanacağız. Bununla birlikte şimdi görelim nasıl oluyor.
Kire bakın. Şu renkte fırça. Tabii ki de mesela şu kilitli olan kolyeye bakarsanız boynuma değen kısımlara, enseme değen kısımlara artık altın boyası gitmiş, gümüş kalmış orası. Bunda da aynı şekilde olmuş ama en azından bu kararmalara bir şey yapamasam bile şu anda pırıl pırıl parlattım. Şu gümüş dediğim yer bile parlıyor. Pırıl pırıl bir gümüş oldu. Bunlarla ilgili bir çözümüm daha var bu arada. Gold rengi bir akrilik boya mı alırım, gold rengi oje mi alırım bilmiyorum. Bunları boyamayı düşünüyorum. O zaman daha iyi olabilir. Hava karardı yani, akşam oldu. Ben sanırım bayağı bir yer bitirdim. Yoruldum. Ama güzel düzenledim bence. Şöyle göstereyim mi size neler yaptığımı. Makyaj masamın üstünü düzenledim. Şu düzenliliğe bakın. Şurayı düzenledim. Böyle lazım olacak şeyleri yanıma koydum. Şurası hala boş yerim var. Ufak tefek takılarım, küpelerim falan var. Şurası bana ait belgelerin, ya önemli belgelerimin falan olduğu şeyler. İşte geçen gün doktor kontrolüne falan gittim ya, oradan çıkan EKG sonuçlarımı falan koydum. Burada defterlerim, tütsülerim, telefon kaplarım falan gibi böyle bir kısım yaptım. Burası en iyisi. Burası arkadaşlar benim şey çekmecem, stok çekmecem. Hep istiyordum. Şurada bir şeyler var. Bunlar var. Şurada iki tane fıstık ezmesi var, alakasız. Koyacak yer bulamadığım için. Şurada peelinglerim var iki tane üst üste. Şunlar güneş kremlerim. Şurada yine bir toniğimle bir serumum falan var. Şu sivrisinek spreyi, şu ayakkabı boyası beyaz. Ondan sonra falan böyle bir şey çekmecesi yaptım. İki tane kullandığım şu vernik, onu zaten nereye koyacağımı bilmediğim için oraya koydum ama bu kullandığım boya, bu da siyah ayakkabı boyası. Bunlar yakında dursun diye bunları yaptım. Daha şu ikisini elden geçirmem lazım. Elden geçiremedim henüz. Şuraları düzenledim. Şunlar okunacak kitaplar. Şunlar yarım kalan kitaplarım. Şu üçüne devam edeceğim. Çorap çekmecemi göstereyim. Şöyle düzenledim. Şunlar eşlerini bulamadıklarım şöyle. Buraları falan düzenledim şöyle. Şunlar fazla askılıklar. Burası çok dağınıktı, burayı düzenledim. Şu alt kısım, bakın şöyle kemerlerimi koydum. Şöyle yaptım. Bakın şu IKEA'nın, ters tuttum, IKEA'nın vanilyalı mumu. Benim biliyorsunuz kedim poşet yemeği sevdiği için bunu böyle buraya saklamıştım. Bir gün kapatmıştım kapısında. Böyle açınca o kadar güzel kokuyor ki. Onun için kokusu yeterince salmış galiba. Şuradan paketin ucunu açtım. Bir daha koydum. Burada var bakın. Buraya da koymuştum. Ya Mia'dan saklamamla başladı her şey. Böyle gardırobumun içinde mum. Çok iyi bir fikir. Siz de deneyebilirsiniz. Aynalı telefon kabımdan ışık yansıyor da duvara arkadaşlar. Şöyle. Şurada bakın. Ona bakıyor. Ne oldu? Şaşırdın. Bambaşka bir açıdan video çekiyorum. Diyeceksiniz ki belki ışık arkadan geliyor, yüzün karanlık çıkmaz mı? Soruyorum size. Şurada nereye koyabilirim telefonu? Bir yere koyamam. Onun için burada kitaplığım var. Siz şu an kitaplığın içindesiniz. Buraya koyabiliyorum. Son olarak artık vlogumuzun kapanışı vakti geliyor. Kasım ayında neler aldığımı son olarak göstermek istiyorum. Trendyol'dan şöyle bir pantolon aldım. Skinny. Esniyor. Bunun rengi gerçekten çok güzel. Böyle açık renk bir pantolonum benim yoktu yani. Şöyle crop, dur geri mi gideyim? Ha evet, crop bir beyaz gömlek istiyordum. Benim crop beyaz gömleğim yok. Hepsi böyle şurama falan geliyor. Defacto'dan aldım bunu da. Pijama takımı aldım, biliyorsunuz ben pijama hastası olduğum için. Bu Trendyol'un pijamalarından biri. Görmüşsünüzdür daha önceden. Ben mor çok severim, onun için aldım. Bir de altı var işte. Gerçekten mi ya?
Şu benim çizgili pijamam, biliyorsunuz hep giydiğim. Funharca giydiğim için yedeklemek istedim. Bir tane daha aldım. Böyle bir saks mavisi çanta aldım. Işık gelsin diye böyle dönüyorum bu arada. Bunu kaç paraya aldım biliyor musunuz? Bu benim favorilerimdeydi. Çünkü benim saks mavisi bir tane elbisem var. Bir de onunla uyumlu ayakkabım var. Onu giydiğim zaman elime alacak çanta pek ben bulamam. Bir tane çok önceden almıştım ama o da tatmin etmemişti beni. Böyle saks mavisi bir tane alayım diye bir tane favlamışım. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Haftalar mı geçti, aylar mı geçti? Bir tane kalmış bundan. Fiyatı da çok düşmüş. Yetmemiş. Bir de alt limitsiz indirim kuponu koymuşlar. Şu mükemmel dikişli çantayı, zinciri bile bir değişik. 117 TL'ye aldım. 117. Kasım 2023. Acayip. Bedava. Bir de bunu gerçekten kime göstersem çevremde şey dediler. Önce dedim tahmin edin kaç para dedim. 300-350 dediler. Tel toka. 120 tanesini 40 TL'ye falan aldım. Hazırlanma tokası. Bende de olmak zorunda. Herkeste var. Herkeste var dediğimde kendini videoya çeken insanlarda gördüm yani. Biz de çektiğimize göre. Bunu bir tane influencer'dan gördüm. Bu bir pudra. Benim hiç pudram olmadı hayatım boyunca. Hiç sürmemiş, kullanmamışımdır. O kız çok beyaz tenli bir kızdı ve beyazını kullanıyordu. Ben ilk ondan aldım Trendyol'dan. O kırık geldi. Sonra ben onu iade ettim. Sonra tesadüfen gratisin önünden falan geçtim. Bakarken bunu gördüm. Aynı fiyata gördüm aşağı yukarı. Dedim ki o zaman beyazını almayayım, bunu alayım. Belki bunu esmerler kullanıyordur. Beyazı beyaz tenliler içindir. Şeffaf diye geçiyordu çünkü. Bilmiyorum ama bir şey olmaz. Kullanırız değil mi? Hocuk el kremi. Benim ellerim çatır çutur çatladığı için şöyle büyük krem aldım. Bir de bunları göstereceğim size. Rengine kayıtsız kalamadım. Bakın şöyle defter. Bakın süresiz planlayıcı. Gezilecek yerler, izlenecek filmler falan filan var. Bu da defter. Bunu da süresiz planlayıcı zannederek aldım. Şöyle. Renklerini görünce insan almadan geçemiyor. Ya da bende bir problem var bilmiyorum. Ajanda aldım. Ajandayı Nazlı'ya da aldım. Ama bunu ben çok fazla beğenmedim. Nazlı'ya aynı markanın daha kullanışlı olduğunu düşündüğüm başka bir ajandasını aldım. Benimkinde şöyle bir problem var arkadaşlar. Mesela açtım şöyle Şubat ayınla. İçinden bir şey düştü. Gördünüz mü? Pudraya beyaz yapmışlar. Şubat Mubat yazıyor ama tam okunmuyor bile. Yani... Şimdi ben bu iki defteri bir de bu ajandayı alınca bana şöyle bir hediye grubu hazırlamışlar. Ay bu bana Nazlı'nın başka bir zaman verdiği hediyeydi. Bunu ayır. Bir tanesi ayraç. Süresiz planlayıcıyla defter gösterdim ya kare. Onların deseninde bir tane not defteri küçük. Bu da kendi hür iradeleriyle gönderdikleri bir tane defter. Nereden bildiniz benim mora bayıldığımı? Şunlara bakınca gerçekten hiç belli olmuyor mor sevdiğim. Bunu yolladıklarına şaşırıyorum yani. Bir de bunu aldım. Şöyle yelpaze. Bir tane takip ettiğim yabancı bir influencer var. Çok seviyorum onu. Ondan gördüm. Banyoda yüzüne cilt bakımı yaptıktan sonra serum falan sürdüğünde daha da hızlı kurusun diye böyle yapıyor. Sonra ne sürecekse üstüne devam ediyor. Bunu almadan da yüzünü bir şey sallamak suretiyle kurutamaz mıydım? Kuruturdum. Ama neden yelpaze almayayım ki dedim. Ve aldım. Çünkü malım. Bu kadar. Bilmiyorum. Sonuç olarak biz minik intern YouTuber'ız hani. Minik bir YouTube kanalıyız. Dolayısıyla eğer ki yorumlarda benden isterseniz şunun linkini ver, şunun linkini ver diye vereyim. Ama şimdiden aşağı hiçbirinin linkini koymuyor. Haberiniz olsun. Neyse. Veda edeyim. Bugün de böyle bir gündü. Tertemiz duşumuzu aldık. Şimdi ben cilt bakımına gidiyorum. Sonra da dizimi izlerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.